Bey'le karşısın alır. Ayrılık turgul hisseden bozuk atalarımızın köyü Blok İnka'yı, köydeki tek nane Salih'in ağırlayıp bizi avlattı muzikayı. Geçmişe ait ne varsa silinmiş, yok edilmiş bileni yok. Köyün muhtarı Bulgar, cumartesi diye işe geleniyor. Salih de dert yalnızca babamın mezarı bile sürüldü. Hatırlanmasın geçmiş diye yapılan böyle zulüm nerede görüldü? Köyün en yaşlısı 94 yaşındaki Bekir dedeye bile sorduk. O dahi 30'unda buraya getirilmiş kızılları bilmediğini gördük. Biraz hayal kırıklığı yaşadık, fotoğraflar çekip ayrıldık. Sirgoyus'te kenarından geçip saat 17'de Razgrad'a vardık. Razgrad 45 bin nüfusu yeşillikler içinde bir şehir. Sovyet döneminden kalan tüm yapılar bakım ve yatırım gerekir. Ahmet Bey camisi var durumda nafile namazlar kıldık. Barbar İbrahim Paşa camisi restorasyonunda sadece resim aldık. Otel yolu biraz karıştırdık orman içinde. Her yan ulu ulu ağaçlarıyla kaplı görülmemiş biçimde. Her şeye rağmen iyi dinlendik, güzel kahvaltı ettik. Sabah sporumuzu bile yaptık, 8.30'da varmaya hareket ettik. Razgrad varla arası yer yer bozuk olsa da yollar, tarıma zirada öğrenmemiş ve girmiş görülüyor ovalar. Varla Karadeniz kıyısında önemli ve büyük bir şehir, denizi Haliç ve gölle buluşturmuş küçük bir zehir. Havaalanı yakınında benzinlikte kısa bir mola verdik, suyu olmaya yetersiz kabinlerde dakikalarca ihtiyaç giderdik. Varna'yı otobüsten inmeden geçip gittik, yüksek köprüsünün manzara fotoğraflarını çektik. Karadeniz kıyısındaki Obzor, Zilçem, Sahiye yerleri, Bulgaristan'ın zenginleri ve Kıbrıs'tan kullanıyormuş bu yerleri. En beğendiğimiz yerlerden birisi oldu Antep Nesebar. Hediyelik eşya dükkanları ve tarihleri de tarihin dünya miras listesinde yeri var. Grup dağıldı gezmeye, verdiğimiz saatte toplanamadı. Hareketimiz gecikti ama kimse vatana yalana saklanamadı. Burgaz'ı sonra yine Bulgaristan'a liman kendi, yüzdolu hamaları ve çamur avuzlarını şifa kendi. Burgaz'da alışveriş için tanıdık kartuşlayı seçtik. Büyük bir AB'de öncelikli fiyatları mukayese uygun bulduklarımızı aldık, gittik alışverişi. Özellikle içeriklerde kontrol ettiler her kişi. Yola devamla mazot alıp Bulgar kapısı turnuvaya geldik. Geçiş işlemleri için Bulgar günü pasaportları verdik. Sorunsuz sıkıntısız geçtik Bulgaristan sınırından. Dereköy kapısından geçtik Atatürk heykeli karşısından. Burada problemli gibi işlemleri girdik vatana. Kimsenin bunu bile kanamadan tamamladık şu gök yaradana. Kırca sahipte verdi yemek molası kendimize geldik. Burnumuz çok uyumluydu, şarkılar söyleyip eğlendik. Hafsa, Uzunköprü, Keşan geldik Gelibolu'dan Lapseki'ye. Sanırım herkes memnun soruyorlar sonraki gezi nereye? Vedalaşıp arkadaşlarla biz Lapseki'ye kaldık. Köylerime yarın uzun ömür huzur içinde uykuya daldık. Teşbican 25.5. Hadi lan abi. Benden sonra soru dönmeyine bu sene nereye gelecek? Benden sonra da konuşmak isteyen varsa burası herkese açık. Herkes duygularını, düşüncelerini, isteklerini söyleyebilir. Görüşür, konuşur, tartışır. Çünkü bu toplantının amacı esas bu. Kahvaltı için karın doyurma tarafıydı. Afiyet olsun tekrar. Halk soruyor. Bahara ne zaman? Gelsin nereye? Şimdi ben şöyle bir öz eleştiri yapacağım. Madem böyle bir şey söylendi. Bildiğiniz gibi Çanakkale Gelibolu Yarımadası bizim çok önemli bir savaş alanımız. Aynı zamanda işte Milli Park var. Çok güzel. Buraya herkes geliyor, görüyor. Bundan yaklaşık 6 yıl sonra esas Türkiye bir kurtuluş savaşı verdi. Nerede verdi? Dumlupınar'da verdi, Afyonkarahisar'da verdi, Kütahya'da verdi. Ama nedense ben dahil bugüne kadar oraları hiç gidip görmedik, gezmedik. Oralarda da şehitliklerimiz var, oralarda da şehitlerimiz var. Ve esas belki bizim kurtuluş mücadelemiz oralarda yatıyor, oralarda da gezilmesi, görülmesi gereken yerlerimiz var. Benim isteğim grup olmasa bile en azından Naci'de buradayken onu da teklif ederiz. Özellikle Dumlupınar, Sakarya, Meydan Muharebesi savaş alanlarının
gezilip görülmesi gerekir diye düşünüyorum. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi sunuyorum. Güzel. Bu da güzel bir fikir. Şimdi bunu söyleyince benim de şöyle bir anım var. Televizyonun sesini bir çalın. Televizyonun sesini şimdi bu Çanakkale gezisi hakkında da benim bir anım var. Mustafa Oğuz'un yanında canlı şahit. 1984'te Almanya'ya gittim. Bunu buldum orada. Çivata fabrikasına gittik. Tabiri caizse bir Çingen kızıyla denk geldik orada. Dedesi burada ölmüş savaşta. Hatta bize bira söyledi. Dedik ki ya Almanlar bira söylemez, sigara vermez. Mustafa nasıl oluyor bu iş dedim. Dedi ki bugün bunun sevinçli günü. 3 aylık maaşını almış. Ninesi. Ona mobilya alıvermiş. Sevincinden bize bira söyledi. Alman kızı. Esmerlerden biraz. Şimdi başladık anlatmaya, yani ben anlatamıyorum da bu anlıyor. Geldi bana abilerin merdiveninden yukarıya çıkıldığından bahsetti. Manzaranın çok güzel olduğunu, aşağıda işte mermilerin birbirine girdiğinden bahsetti. Nasıl güzel mi, iyi mi, gördün mü? Ben de hiç görmedim. Bir utandım, bir utandım orada, hiç unutmuyorum bu hadiseyi. Hakikaten çok önemli. Dibinde oturuyoruz. Doğru düzgün böyle bir şey gördüğümüz yok, ettiğimiz yok. Yani bu kültürümüzü de genişletirsek çok güzel olacak. Bilmiyorum yani isterseniz dış ülkelere, isterseniz buraya da bir derdik yaparız.